Uğur Toprak var. Onu yanıma almak istiyorum ve ona soruyu sormak istiyorum. Elimize de bir bardak zeytinyağı aldık. Halis mulis zeytinyağı. Ama şimdi acaba piyasada böyle zeytinyağları var mı? Tabii ki var ama karışım yağlar söz konusu mu? Bu yeni etiketlerdeki durum nedir? Bir size sormak istiyoruz. Tabii dediğiniz gibi sizin de zeytinyağı başta olmak üzere aslında gıda enflasyonu ciddi anlamda artmasından kaynaklı tüketicinin alım gücü de maalesef düşmeye başladı. Bunda sadece gıda enflasyonu değil aslında barınma ve diğer bütün her şeye zam gelmesiyle birlikte tüketicinin kısabileceği tek şey gıda oldu. Ve bu yüzden de daha ucuz ürünlere yönelmeye başladı ve bu da bir takım kriminal insanların ortaya çıkmasına ve taklit tahşiş başta olmak üzere hileli gıdalara başvurmasına yol açtı. Peki bu Tarım Bakanlığı'nın aromalı yağlara onay verdiği meselesi doğru mu? Yoksa burada ne izlendi, neler oldu, etiketlerde durum ne? Şimdi baktığımız zaman özellikle nar aromalı soslar ve limon soslarına yasak geldi. Tabii bunları yasaklayan bakanlığın da böyle bir şeye izin vermesi beklenemez. Bitkisel karışım yağlar evet satılabiliyor. Üstünde bitkisel karışım yağı diye yazar ve içinde de hangi yağ varsa oranı neyse onu yazar. Onun dışında hani böyle tadında aromasıyla gibi özellikle tadında diye geçebiliyor. Birçok yerde sızma zeytinyağını kocaman yazarlar altında tadında yazarlar ama içinde bitkisel yağ vardır. Bunlar tamamıyla hala yasak. Bunlara verilmiş bir izin yok. Bakanlığın bunların denetimini arttırması gerekiyor. Nitelikli kadrolarla başta gıda mühendisi olmak üzere denetimleri arttırması lazım. Tabii bunlar satış yerlerinde bunları görebiliriz. Yurttaşın gıda okuryazarlığı ne yazık ki çok çok az ülkemizde. Bunu arttırmamız lazım. Aldığımız bir üründe büyük büyük puntolarla bir şey görüyorsak mutlaka içindekilerini okumamız lazım. Yani şunu söylüyorsunuz, doğru mu anlıyorum? Bir zeytinyağı şişesi, daha doğrusu bir yağ şişesi görüyoruz. Üstünde kocaman bir zeytin motifi var aslında. Zeytinyağı yazıyor. Küçücük altta da tadında mı yazıyor? Bunlar yasak. Tadında da yazması yasak. İçinde zeytinyağı olmayan bir şey zeytin fotoğrafı koyması da yasak. Bunu dediğim gibi önlemenin yolu bakanlık denetimlerini arttıracak ve bizler gıda okuryazarlığımızı arttırarak etiket okuma özelliğimizi kazanacağız. Ama esas işin boyutu Horeca dediğimiz otel, restoran ve kafeteryalardaki denetimlerin de mutlaka arttırılması gerekiyor. Çünkü buralarda bizim elimize ya bardakta ya cam fincanlarda geliyor ve içine ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden buradaki denetimlerin de arttırılması lazım. Ve bakanlığın da mutlaka ve mutlaka etiket tebliğindeki etiket yönetmeliğini sadece üreticiler değil burada tüketiciyi, yurttaşı da düşünerek yeniden bir gözden geçirmesi gerekiyor. Peki bu son günlerde gördüğümüz o zeytinyağı şişeleri nedir? Onlarda da hani karışık yağ küçücük yazmış ama. Dediğim gibi yani bunlar normalde yapılmaması gereken, tebliğimize göre, yasamıza göre böyle bir şeyin yapılmaması gerekiyor. Ama denetimlerin yeterli olduğunu düşünmeyenler, daha fazla para kazanmak isteyen kişiler bu etiketleri yapıp bunları piyasaya maalesef ki sunuyor. Burada tabii ki iş bakanlığa düşüyor. Böyle bir ürünün, dediğim gibi altını çizerek söylüyorum, bitkisel karışım yağı yasak değil ama onun dışındaki yağlarda bu şey geçerli. Çünkü taklit tahşiş dediğimiz şey, iyi bir ürünün içerisine ya daha kötü, aynı ürünün daha kötü kalitesini ya da başka bir yağın karıştırılmasıyla ortaya çıkıyor. Yani zeytinyağına daha düşük kaliteli bir zeytinyağı katmak ya da bitkisel yağ katmak tahşişe giriyor. Bunu tabii ki gözle bakarak anlayamayız. Mutlaka mikrobiyolojik, daha doğrusu laboratuvarlarda analizlerinin yapılması gerekiyor. Böyle bir şey varsa da tadında, aromasında gibi ürünleri de kesinlikle satın almamak gerekiyor. Öyle bir şey gördüğümüz zaman da yurttaşlık bilinciyle Ali 174'ü arayıp o ürün hakkında şikayette bulunmamız gerekiyor. Peki Tarım Bakanlığı'nın ifşaları 2022 yılından beri yayınlamadığını biliyoruz. Bu tarz mesela ihbarda bulunduğu zaman yurttaş tüketici görebilecek mi o ürünün aslında listelendirildiğini? Şöyle Ali 174'de yapılan şikayetlerde oradaki ilgili gıda kontrol görevlisi arkadaşlarımız gidip denetimlerini yapıyor, sonuçlarını alıyor ve sonuçlarını sadece yurttaşa yani şikayette bulunan kişiye gerçekleştiriyor. Evet dediğiniz gibi Mart 2022'den bu yana yani yaklaşık 24-25 aydır, daha doğrusu 26-27 aydır ifşa listesini bakanlık yayınlamıyor. Tabii her şey ifşa listesiyle olmuyor ama bu bir önem kazanıyor. Neden önem kazanıyor? Yurttaş en azından hangi ürünlerde taklit tahşiş var, hile var bunları
biliyor. Biz şunu söylüyorduk, cezalar arttırılmalı, caydırıcı değil caydırıcı olmalı, hatta meslekten men ve hapis getirilmeli diyorduk. Aslında bakanlık bununla ilgili de bir adım attı ama para cezalarını arttırdı. İkinci yapışta bunun iki katı ceza verdi, hatta üçüncüde meslekten men ve hapis cezasına kadar gitti. Ama cezalar arttırıldı, ifşalar rafa kalktı desek yanlış olmaz çünkü o tarihten bu yana da bir ifşa yapmadı. Halbuki biz yurttaşlar hangi ürünler ifşa oldu bunları bilmemiz lazım. Hangi firma kaç kere ifşa oldu bunu bilmemiz lazım. Gerçekten bakanlığın bu üçüncü ifşadan sonra kapatma cezası uygulayıp uygulamadığını bilmemiz lazım. Yani burada daha çok şeffaflık gerekiyor bakanlık tarafından. Yani cezalar artırıldı talepler üzerine, sizlerin odaların baskıları üzerine ama bu cezalar uygulanıyor mu uygulanmıyor mu göremiyorsunuz, zor mu? Doğrudur, soru işareti var. O yüzden bakanlığın da bu konuda şeffaf olması gerekiyor. Bununla ilgili bir yöntem belirlemesi gerekiyor mutlaka. Peki, çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.